İyi akşamlar değerli izleyiciler. %100 spor programıyla sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün gerçekten keyifli bir program olacak inşallah. Çünkü bugün kickboksu konuşacağız. 02-11 ve daha doğrusu 2 ve 8 Ekim tarihleri 2-10 Ekim tarihleri arasında Karadağ'da yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonası'na tabii bizim Urfalı sporcularımız da var. Ve bu sporcularımız hem ilimizi hem ülkemizi temsil edecekler orada. Tabii bunu yetiştiren hoca da var yanımızda. Beraberiz, ekip olarak buradayız. Bugün bu başarıyı sizlerle konuşacağız. Ve nasıl çalıştık, nasıl hazırlandık, Avrupa Şampiyonası'ndan beklentilerimiz ne? Burada hem Serhat Hoca ile konuşacağız hem de Emrah Yaşar'la konuşacağız. Dolayısıyla kickboksun Urfa'da ne kadar önemli bir yere geldiğini hep beraber görmüş olacağız. İki tane sporcumuz da şu anda dünya şampiyonasında devam ediyorlar. Onlara da yürekten başarılar diliyoruz. Onlar da bizim evlatlarımız, sporcularımız. İnşallah Emrah bu 2 ve 10 Ekim tarihleri arasında Kasım tarihleri arasında Karadağ'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda hem ilimizi hem de ülkemizi en iç şekilde temsil ederek şanlı bayrağımızı göndere çektirerek hepimizi gururlandıracak, göğsümüzü kabartacak. Dolayısıyla bugün burada bu durumu konuşacağız. Dolayısıyla kickboksun Urfa'daki gelişimini, değişimini, dönüşümünü konuşacağız, başarısını konuşacağız. Solumda Serhat Akagündüz. Serhat benim hem talebem hem yardımcım hem de çok sevdiğim bir spor adamı, aynı zamanda bir beden eğitim öğretmeni. Serhat hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Sağımda da Emrah Yaşar. Biliyorsunuz 2 ay önce Emrah'la Fatma Urfa'nın göğsünü kabartmışlardı. Büyük bir başarı elde ederek ve Kazakistan'da yapılan Dünya Kupası'nda şampiyon olmuşlardı. Ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız da bu başarılı sporcuları kabul etmişti. Ve tabii orada Emrah da Fatma da söz vermişti Sayın Cumhurbaşkanımıza. Avrupa Şampiyonası'nda da inşallah altında döneceğiz diye. Emrah hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi tabii Serhat Hoca, kickboks gerçekten Urfa'da ciddi bir ivme kazandı. Ciddi bir noktaya geldi. Artık dünya şampiyonasına işte büyüklerde ikişer üçer gönderiyoruz. Gençlerde keza öyle. Bu başarı kolay değil tabii. Biraz da bu başarıyı konuşalım. Başarı nasıl oluyor? Nasıl bu noktaya gelindi? Biraz da bunu konuşalım. Ondan sonra Karadağ'daki Avrupa şampiyonasına gireceğiz. Tabii. Uzun süreince zaten başarının bugüne gelmesinde şüphesiz en büyük paydaşlardan birisisiniz hocam. Uzun süre önce kickboksun temellerini, birçok branşın temellerini sizler Şanlıurfa'da attınız. Biz öğrenciyken de zaten buna şahit olduk. Uzun süre talebenizdik. Çağdaş spor salonu olarak, diğer kurumlar olarak, yani elinizden geldiğince bu branşlara yatırım yaptınız zamanında. Bizleri yetiştirdiniz. Bizler müsabıktık bir dönem. Şu anda yanınızda antrenörlük yapıyoruz. Sporcu yetiştirmeye çalışıyoruz. Tabii bu uzun bir süreç. Sabır isteyen, üzeri isteyen bir süreç. Bizler de bu yolda bize devrettiğiniz bayrağı daha ileriye taşımaya çalışıyoruz. Verdiğiniz, geçmişte bizlere vermiş olduğunuz emeği hatırlayarak, bizim için yaptığınız fedakarlıkları unutmayarak, aynı şekilde biz de sporcularımıza yol gösterme anlamında, yardımlaşma anlamında her türlü fedakarlığı yapmaya çalışıyoruz. Allah'a şükürler olsun, yani kısa sürede de neticesini aldık, karşılığını almaya çalışıyoruz, alıyoruz da. Hem büyüklerde, hem gençlerde, hem yıldızlarda birçok branşta sporcu yetiştiriyoruz. Geçen yıl bizim için biraz buruk geçti. Pandemiden dolayı sporcularımız dünya şampiyonasına gidemedi. Evet, Avrupa şampiyonasına gidemedi. Emrah 2 yıldır bu anı bekliyor. Yani 2 yıldır kesintisiz olarak buna çalıştık. İmkanlar dahilinde.
İnşallah bizleri orada gururlandıracaktır. Çalışmalarımız son sıra devam ediyor. Eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Şu an Allah'a şükür bir sorun yok. İnşallah maçtan sonra yine aynı şekilde burada şampiyon olarak bizi misafir edersiniz. İnşallah. Tabii elbette ki yani başarı hemen olacak bir şey değil. Yani başarıda evet. Ciddi bir emek lazım. Başarıda ciddi bir plan lazım, bir program lazım, bir emek lazım, bir alın teri lazım. Bunun için koşuşturmak lazım, bunun için uykusuz kalmak lazım. Bir sürü şey var. Yani tabii bu başarılar elde edilirken bir sürü bunun ceremesi var. Yani biz bunun ceremesini çekiyoruz. Bunun bir şekilde sorumluluğunu alıyoruz. Ve bu sorumluluk duygusu içerisinde çocuklarımıza olabildiğince tabii Serhat da gerçekten hem ahlakıyla hem terbiyesiyle hem yeteneğiyle hem bilgisiyle güzel işler yapıyor. Bizler de tabii hocası olarak bu yapılan güzel işleri desteklemek, bu yapılan güzel işleri anlamlandırmak, ona bir anlam yüklemek bizim asli görevimiz. Serhat'ın şu andaki elbette ki çalışmaları güzel, takdire şayan. Tabii biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Yani biz hep konuştuğumuzda da sporculuk döneminde de, antrenörlük döneminde de işte bizim yapmış olduğumuz bütün çalışmaların hepsinde hep daha iyisi varken, yani daha iyisi varsa yapacağız. Yani bundan kesinlikle bir çekincemiz yok. Yani eğer burada bir başarı olacaksa, bu başarının parametreleri iyi bir noktaya gelme gibi bir durum varsa onu zorlayacağız. Başka bir şansımız yok. Yani başarıyla işte atıyorum biz şunu yetiştirdik, bunu yetiştirdik değil. Yani biz daha bunun sayısını nasıl çoğaltabiliriz? Bunun bir şekilde gençlerimize, çocuklarımıza nasıl yayabiliriz? Yani mesela hep söylüyoruz yani bütün hocalarımız olsun, diğer bizim branşımızın dışındaki hocalarla da konuştuğumuzda özellikle tabii ki biz onlara moral ve motivasyon açısından hocam siz de iyisiniz, yaparsınız, edersiniz, işte bakın böyledir, şöyledir vesaire olabildiğince onlara da destek olmaya çalışıyoruz. Yani ben hep şunu söylerim yani sadece işte Urfa'da boks, kickboks anlamında olsun istemem. Yani Urfa çok kadim bir şehir, çok büyük bir şehir. Yani tarihsel yönüyle, manevi yönüyle, bugün baktığımız zaman sanatsal yönüyle gerçekten 2,5-3 milyon nüfusa varmış büyük ve gerçekten kadim bir şehir. Yani Urfa'ya çok güzel şeyler yakışır. Yani bugün bakıyoruz evet Urfa'nın Göbekli Tepesi var. İşte peygamberler şehridir, sanat şehridir, kültür şehridir, medeniyetlerin doğduğu bir şehirdir. Dolayısıyla bu güzel şehrimize de elbette ki güzel başarılar yakışır sportif anlamda. Ama biz hep diyoruz yani bir gülden bahar olmaz. Önemli olan bunu anlam yüklemek, onu anlamlandırmak, ona çeşitli başarılar yüklemek. Yani diğer arkadaşlarımızın da özellikle burada başarılarını sanki biz yaşamış gibi anlatıyoruz. Geçen günler yine bir izleyicimiz hocam gerçekten ben sizi izlerken çok duygulandım. Çünkü burada başka bir kardeşimizin bundan iki hafta önce de vücut geliştirmede bir şampiyonluğu vardı. Bir vücut geliştirme Türkiye şampiyonu işte bir iki tane üçüncümüz vardı. Onları anons ederken, onları işte bir şekilde anlatırken veyahut da atletizmde Cuma'nın talebelerini anlatırken veyahut da judo falan filan biz burada hepsini kucaklamaya çalışıyoruz. Neden? Çünkü bu kent bizim kentimiz. Kentimizde mutlaka iyi şeyler yapmamız lazım. Dolayısıyla bugün de benim için gerçekten mutluluk duyduğum bir gün. Çünkü bizim çocuklarımız, evlatlarımız işte dünya şampiyonasına gidiyorlar, Avrupa şampiyonasına gidiyorlar. Ve bu da hakikaten bizi mutlu eden bir olay. Ama demin de altını kalın bir şekilde çizdiğim gibi biz bunları asla bir yeterlilik olarak görmüyoruz. Yani bunların eğer üstüne çıkabilme durumumuz varsa çıkacağız. Başka yolu yok. Çünkü yani başarıyı anlamlandıran, başarıyı gerçekten kıymetlendiren şey budur. Yani işte atıyoruz ya 5 tane şampiyon çıkardık, 10 tane öyle değil. Yani eğer biz burada bu işi yapıyorsak,
bu ülkenin milli takım hocalığını yapıyorsak, dolayısıyla burada biz bu işi buraya ekmişsek, bu işin tohumlarını buraya serpmişsek, şu anda öyle bir tohumlar maşallah bir açıldı ki biz burada sayısal olarak bunları nasıl arttırabiliriz? Yani biz kendi zihnimizde, işte kendi içimizde, dünyamızda nasıl bunları arttırabiliriz? Bunların performansını nasıl üst seviyeye çıkarabiliriz? Hep zorlamaya çalışacağız. Şimdi Serhat tabii Emrah geçen yıl gidemedi. Emrah geçen yıl da hak etmişti yani, evet, dünya şampiyonasına gitmeyi. Bu yıl Emrah, işte Fatma var, Mevlana var, işte bizim diğer birkaç tane sporcumuz var. Hepsi yeni yeni yetişen çocuklarımız var. Şimdi tabii bu çocuklarımızı başarıya götüren çok önemli etkenler var. Biraz onlardan bahseder misin bize? Tabii ki. Yani öncelikle sporcunun, hani biz altyapıya çok önem veriyoruz. Çünkü sporcu altyapıda almış olduğu antrenman disiplini, almış olduğu sportif ahlak çok önemli. Yani yılda ortalama 500'den fazla öğrenci elimize geçiyor. Ama orada devam edebilen öğrenci sayısı 30-40 civarı, 50 civarı. Devamlılık çok önemli. Çocuğun öncelikle kendisine bir hedef koyması lazım. Çocuğun bu devamlılığı sürecinde en büyük desteği aile sağlaması lazım çocuğa. Yani bizler antrenörü olarak onlara çeşitli teknik, taktik olsun, çeşitli çalışmalarda yardımcı oluruz. Abilik yapmaya çalışırız bazen. Kardeşlik yapmaya çalışırız. Hani onunla paylaşmaya çalışırız bir şeyleri. Ama bir yerden sonra aile desteği çok önemli. Ailelerin bizi anlaması lazım. Antrenörleri anlaması lazım. Çocuğuna destek çıkması lazım. Yani çocuğuna ayda bir, haftada bir gelip antrenmanlarını izleyip destek çıkması lazım. Bu anlamda eksik kaldığımızda tabii çocuk için bu iş pek önemsiz sayılıyor. Yani çocuk farkında olmadığı için, yaş gruplarına istinaden söylüyorum bunu. Yani çocuk yeterli desteği görmeyince aileden, biz ne kadar da moral vermeye çalışsak, ne kadar da destek olmaya çalışsak bir yönden eksik kalıyor. Çünkü çocuk aile içerisinde hani sürekli babayı örnek alır, abiyi örnek alır. Aile içerisinden de eğer bir spor geçmişi olan ya da sporcu kimliği olan bireyler yoksa çocuk pek sınamıyor yani. Bu süreçte aileye çok önemli görevler düşüyor. Zaten Şanlıurfa'nın spor şehri olabilmesi için bu bilincin ailelerden çocuklara geçmesi lazım. Çocuk tek başına televizyondan ya da internetten ya da okuldan bunu alamaz. Bu duyguyu aileden de görmesi lazım. Onun dışında çalışmalarımıza hani altyapıya dediğim gibi çok önem veriyoruz. Altyapıya göstermiş olduğumuz önemi son 3 yıldır karşılığını görüyoruz. Bir Avrupa şampiyonu ya da bir dünya şampiyonu yetiştirmek gerçekten hiç kolay bir iş değil. Yani yıllarca emek vermemiz lazım. Yıllarca üzerinde en ince ayrıntısına kadar çalışmamız lazım. Çünkü dünya arenası gerçekten çok zor bir arena. Dünyanın en iyi sporcuları geliyor. Dünyanın, Avrupa'nın en iyi sporcuları geliyor. Sizler de buna canlı şahitlik etmiş biri olarak o ortamı çok daha iyi biliyorsunuz. Yani Şanlıurfa'dan kalkıp bir dünya şampiyonasına gitmek, orada heyecanına, yenik heyecanına, efendim onun dışında yani konsantrasyon kısmına, psikolojik olarak, mental olarak hazırlık kısmına çok dikkat etmek lazım. Çünkü bazı sporcularımız daha Şanlıurfa'nın dışına bile çıkamamış durumdalar. Yani dışarıyı görmemiş durumdalar. Kültürel olarak, öyleyim, paylaşım olarak, sosyallik olarak sıkıntı yaşayabiliyorlar. Yani her anlamda destek olmaya çalışıyoruz. Her anlamda yanlarındayız. Bu süreçte üzerimize düşen yükümlülüğü, sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyoruz. İlla ki eksiklerimiz var. İlla ki eksik yönlerimiz var. Bunları zaman zaman sizle paylaşarak, zaman zaman daha iyi hoca, bizden üst hocalarımızla, üniversitedeki hocalarımızla istişare ederek
gerek antrenman bilimi anlamında, gerekse hani psikolojik anlamda destek alıyoruz. Çocukları en iyi şekilde nasıl daha verimli olabiliriz noktasında destek olmaya çalışıyoruz. Yani doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz hocam. Çünkü güzel bir şekilde gidiyoruz. Gerek bölgelerde olsun, gerek Türkiye şampiyonalarında olsun, gerek Avrupa Dünya şampiyonalarında olsun. Şu an güzel gidiyoruz. Önümüz olimpik olduğu için artık kickboks branşı, Avrupa oyunları da yapılacak. Bizim için çok çok daha önemli ve gerçekten bu haberi alınca çok mutlu olduk. Çünkü sporcularımız bir üst maçlara çıkacaklar. Avrupa Dünya Şampiyonası'ndan daha önemli bu bizim için. İnşallah buradan sonra, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ona yönelik çalışacağız. Çünkü 2022 yılında yapılacak olan Ocak ayında, Mayıs ayında, Temmuz ayında yapılacak olan maçlar Avrupa oyunları için bilet sayılıyor. Yani orada sağlamış oldukları başarı Avrupa oyunlarında çıkıp oynamalarına yardımcı olacak. Yani çalışmalarımıza devam ediyoruz. Maça gidemeyenler de aynı şekilde Emrah'la birlikte çalışıyorlar. Çünkü Ocak ayında tekrardan 2022 yılı için Türkiye Şampiyonası yapılacak. Onlara yönelik hazırlanıyoruz. Bu anlamda sporcularımızın, gerek sizlerin, gerek antrenörlerin destek görmesi lazım. Biraz bu anlamda Şanlıurfa'nın bu konuda eksik kaldığını düşünüyorum. Yani gerçekten bir Avrupa şampiyonu kolay yetişmiyor. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Tamam biz yetiştirmiş olabiliriz ama orada Şanlıurfa'yı temsil ediyor. Avrupa'ya gittiğinde ya da milli takıma gittiğinde Şanlıurfa'yı temsil ediyor. Yani bütün kademelerin bu anlamda bu sporcu kardeşlerimize yardımcı olması lazım, destek olması lazım. Maddi manevi yani. Evet, tabii burada doğru olan o. Elbette burada yetkililerimiz üzerine düşeni yapacaklardır. Burada hakikaten de kolay değil yani bir sporcu yetiştirmek, bir platforma çıkartmak, sporcunun bir noktaya gelmesini sağlamak çünkü çok zor. Yani şimdi gidiyorsunuz o arenada mesela Avrupa Şampiyonası'nda işte Avrupa'nın en iyi oyuncuları yani kendi işte ülkelerinde en iyi sporcuları gelecek oraya. Tabii şimdi oradaki imkanlar, oradaki durumlar daha farklı. Şimdi elbette Türkiye'den de giden çocuklarımızın biraz da bazı noktalarda eksik kaldığını biliyoruz ama bu eksiklikleri nasıl tamamlayabiliriz? Bunların işte hem mental olarak, hem fiziksel olarak, hem ruhsal olarak yani bu çocuklarımızı nasıl maça hazırlayabiliriz bağlamında elbette ki çok ciddi fedakarlıklar yapıyoruz. Ancak bu fedakarlıklarımızın neticesinde yetkililerimizin biraz daha çocuklarımıza gereken ilgi ve alakayı göstermesini istiyoruz. Yani çocuklarımız da hak ediyorlar. Yani bugün baktığımız zaman çocuklarımız bir Avrupa şampiyonu olmuş veyahut da dünya şampiyonu olmuş çocuklarımızın. En azından bizim yani işte ilk 1998 yılında Urfa'ya kickboksu getirdiğimizde, boksu Urfa'ya getirdiğimizde kimsenin bilmediği, tanımadığı bir daldı. İşte bugün çok şükür dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları, Balkan şampiyonları, buna benzer bir sürü sporcularımızı yetiştirmiş, yetiştirmeye devam ediyoruz. Yani biz Serhat'ın da belirttiği gibi üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Yani bundan sonraki süreçlerde de elbette ki özellikle büyükşehir olsun, ilçe belediyeler olsun, zaten Sayın Valimizden Allah razı olsun her konuda bizim yanımızda ama çocuklarımızın burada bazı şeylere ihtiyacımız var. Yani bizim de bazı şeylere ihtiyacımız var. Şu bağlamda var. Örneğin çocuğu yetiştiriyoruz. Avrupa dünya oluyor. İşte veliler geliyor hocam bak çocuk Avrupa dünya oldu ama işte yani yetkililer bunlara gerekli desteği sunmadılar, katkıyı sunmadılar. Veyahut da bunlara bir çalışma alanı yaratmadılar. Veyahut da bunlara maddi manevi bir destek sunmadılar gibi. Şimdi bize bu sorulara geldikleri zaman biz de o zaman bu sorulara cevap bulamıyoruz yani. Çünkü neden? Biz üzerimize düşen görevi yapmış oluyoruz. Yani nedir? Yani biz antrenörler olarak yani bizim üzerimize düşen kendi Urfa çocuklarımızı en iyi şekilde hem fiziksel olarak, ruhsal olarak, beyinsel olarak, teknik, taktik, müsabaka neyse yani bunlara bir 5 yıl, 10 yıl emek veriliyor. Ve bu 5-10 yılın sonucunda çıkıyor işte Avrupa, dünya çıkıyor.
Artık bundan sonrası da yetkililerimize kalmış. İnşallah yetkililerimiz de bu konuda daha duyarlı olacağına inanıyorum. Şimdi evet, Emrah'a dönelim. Emrah, tabii Karadağ'da Avrupa Şampiyonası var. Geçenlerde de güzel bir başarı elde ettiniz. Seninle Fatma gittiniz. Ülkemizin göğsünü kabartan güzel bir başarıya imza attınız. Ve o başarıyla beraber şimdi de tabii Karadağ'da bir Avrupa Şampiyonası var. Ona gideceksiniz. Nasıl geçiyor antrenmanlar? Durum nedir? Heyecan var mı Emrah bu arada? Var tabii hocam. Yani... Daha kaçıncı kez programa çıkıyorsun? Artık heyecanı atman lazım. Biraz anlat bakalım Emrah. Dinleyelim seni. Nasıl geçiyor? Antrenmanlar nasıl geçiyor? Nasıl bir hazırlık dönemi var? Nasıl bir çalışma var? Şampiyon oldun, geldin. Bu şampiyonluğun seni yüklemiş olduğu anlam nedir? Biraz da bunları konuşalım. Tamam hocam. Zaten Şırnak'ta hocam turnu olmuştu hocam. Burada birinci olduğum için. Evet. Karadağ'a gitmeye hak kazanmıştım hocam. Şırnak'ın önümüzde zaten geldiğimiz gün direkt antrenmanlara başladık. Hepsi bir program dahilinde hocam. Evet. Serhat Hoca ile beraber. İşte hazırlandık hocam. Günde 2 antrenman, bazen 3 antrenman hocam. Çalışıyorduk. Kiloları falan verdik hocam. Kısa bir zaman kaldı hocam. 10 gün, 15 gün kadar kaldı hocam. Yani mutluyum hocam. Evet. Şimdi tabii kolay olmadı. Yani biraz bu şeye gelene kadar biraz da şunu konuşalım. Elbette ki Emrah son 3 yılın Türkiye şampiyonu. Fakat kolay olmadı. Yani bu çalışma süreci, bu başarıyı da biraz bize anlat. Bu başarıya giderken ne gibi çalışmalar yaptın? Bu çalışmaların durumu nedir? Nasıl buralara geldin? Biraz da onu konuşalım Emrah. Tabii hocam. Bunları yapmak için bazı şeylerden fedakarlık görmek gerekiyor hocam. Evet. Mesela ben akşam geç saatlerde antrenmandan çıkarken arkadaşlarım dershaneden çıkardı hocam. Evet. Onlar ders çalışırdı, ben antrenman yapardım hocam. İşte şey oldu, ders çalışamadığım için bir de sınava girdim hocam. Evet. Onu da geçememiştim ama çok şükür ki maçları falan kazandım hepsini hocam. Yani fedakarlık görmek gerekiyor hocam. Kolay bir şey değil yaptıklarımız hocam mesela. Ya yapabilir herkes. Urfalı arkadaşlarım mesela, benim yaşıtlarım da yapabilir hocam. Yani dediğim gibi hocam. Yani tabii şöyle bir şey de var Emrah. Yani bugün baktığımız zaman Emrah şunu güzel biliyoruz. Yani mesela Emrah diyelim ki spor lisesinde okuyordu. Emrah işte spor lisesinde okumasıyla beraber işte geliyordu, antrenmanını yapıyordu. Boş zamanlarında hep antrenmana geliyordu. İşte arkadaşları gezerken, değil mi Emrah? Hmm. Yani arkadaşların geziyordu işte bir şekilde, ama senin bir hedefin vardı. Yani sen ben illa burada bir şey yapacağım. Yani başarılı olacağım. Dolayısıyla Urfa'mızı, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmem gerekiyor düşüncesi vardı. Yani bu düşünceyle sen spora odaklandın. Biraz da ondan bahsedelim. Yani mesela hatırlıyorum, antrenmanlara geliyordum. İşte hatta o yurtta bir müdürümüz vardı. Onda her bir sıkıntı çıkarıyordu. Hala sıkıntı çıkarıyor mu müdürümüz? Öyle bir şey var mı? Gerçi sen mezun oldun artık. Aynı bu yılda. Biraz ondan bahset bize. Tabii hocam. Ben ilk başladığımda zaten hocam çoğu sıkıntı çıktı hocam. Mesela arkadaşlarım falan da yurtta ortamlar hocam. Evet. Yapamazsın falan diyorlardı hocam. İşte bazı arkadaşlar da destek oluyordu hocam. Şey diyorlardı, bu spordan para falan kazanamazsın diye. Benim hedefim para değildi hocam. Benim şeylerim, hayallerim vardı hocam. Zaten şey de oldu. Kickbox, olimpik spor da oldu hocam. Yavaş evet. Yavaş şeye alındı hocam. Yani öyle oldu hocam. Evet tabii yani Emrah, artık biraz açılmak lazım Emrah. Yani o kadar programa çıkıyoruz. Bak bizim arkadaşlarımız bugün biraz diyor, Emrah biraz açılmış diyorlar yani. Ama Emrah'ı daha açacağız yani. Şimdi tabii şu da var, yani IOC kickbox branşını tam olarak tanıdı. Artık yani 2024'de de çağırabilir, 2028'de de çağırabilir. Tabii Avrupa oyunlarına da artık kickbox 3 branşta katılım gösterecek. Dolayısıyla bu 3 dalda da Avrupa oyunlarında
Yani IOC'nin özellikle tanımasıyla beraber Avrupa oyunlarında yer alması elbette ki bizi mutlu etti. Yani bugün baktığımız zaman işte full kontakta 4 kategoride mücadele edeceğiz. Light'ta keza öyle. Yani point fighting'de de 3 kategoride mücadele edeceğiz. 3 tane şu anda, yani bizim diyelim ki kickboksta 7 tane ana branş var. Bu ana branşın 3'ünü şu anda bünyesinde aldı. Tabii bu bizler açısından çok önemli. Yani bugün baktığımız zaman gerçekten kickboks şu anda bütün federasyonlar içerisinde en başarılı olan dal. Yani bütün uluslararası bağlamda en çok madalyayı alan, en çok şampiyon çıkartan, en çok bayrağımızı göndere çektiren, göğsümüzü kabartan bir dal. Ve bizler de tabii bunun bir parçası olduğumuz için, bu işin içinde olduğumuz için, bu ailenin bir ferdi olmamızdan ötürü biz de bundan gurur duyuyoruz, mutlu oluyoruz. Tabii yıllardan beri süre gelen özellikle Kickboks Federasyon Başkanımız bir dönemde Dünya Kickboks Federasyon Başkanlığı'nı da yaptı. Ve o süreçte başlayan işte özellikle olimpik olma gibi bir çalışma vardı. Yani bir plan vardı, bir program vardı. Öyle bir hülyası vardı. Ondan sonra Roy Baker'la beraber bu rüya gerçekleşti. Tabii bizler de memnunuz, mutluyuz. Çünkü Urfa'dan baktığımız zaman geçen yıl yine işte pandemi olmadan yine 4-5 tane sporcumuz Avrupa Dünya Şampiyonalarında boy gösteriyordu. Bu yıl inşallah bunların sayılarını artıracağız. Bu şu anlama geliyor. Yani artık olimpiyatlarda da Urfalı sporcuları göreceğiz. Yani atıyorum eskiden bir güreşte Sait abi varmış, Sait Işırlı. İşte artık o da 30 sene mi 40 sene önce bir olimpiyata gitmiş. Ondan bu yana olimpiyata giden sporcumuz yok. İnşallah 2024'te IOC eğer bizim kickboks alanı olimpik branşa dahil ederse Allah'ın izniyle en az bir Urfalı, iki Urfalı orada ülkemizi temsil etme hakkını elde etmiş olacak. Dolayısıyla biz Urfa olarak da göğsümüzü gere gere şunu söyleyeceğiz. Evet, bizim çocuklarımız da olimpiyatta diyeceğiz. Bu önemli bir şey. Yani hakikaten de olimpik, yani olimpiyat dünyanın en büyük organizasyonu. Özellikle amatör bağlamında elbette ki biz burada güzel işler yaptık. Yani nedir? Avrupa şampiyonu evet çıkarttık. Dünya evet çıkarttık. Balkan çıkarttık. Dünya kupası çıkarttık. Avrupa kupası çıkarttık. Yani bunlarda bir sorunumuz yok. Biz yani kickboksun mevcut içerisinde olan bütün organizasyonlarında hepsinde bayrağımızı göndere çektirme şerefine nail olduk. Bu hakikaten de bizi onurlandırdı, bizi gururlandırdı. Ama programın başında da söylediğim gibi, yani bu sadece işte biz bunları yaptık, bu bizim için yeterli mi? Değil. Yani bizim hayalimiz olimpiyat. Bizim olimpiyattan da Urfalı çocuklarımızın olimpiyatlara gitmesi lazım. Olimpiyatlarda da bayrağımızı göndere çektirmesi lazım. İşte sporcu Mete Gazoz diye bir sporcumuz bu bayrağı gönder, bütün Türkiye, herkes onunla gurur duydu. İşte bizler de inşallah Emrah'tır, diğer sporcularımız da olimpiyatlarda bu çocuklarımız ileride Urfa'mızı temsil etme durumunda olacaklar ki biz buna yürekten inanıyoruz. Allah'ın izniyle o zaman da bizler de sporcularımızın göstermiş olduğu performansla gurur duyacağız. Evet değerli izleyicilerimiz, bir aramız var. Aradan sonra burada hem Serhat'la hem de Emrah'la yine Karadağ'daki, bu defa biraz da Karadağ'a gideceğiz. Karadağ'daki hedeflerimizi konuşacağız. Karadağ'da ne yapacağız, ne edeceğiz, bunları konuşacağız. Bizi izlemeye devam edin.
Evet değerli izleyiciler, %100 program devam ediyor. Konuklarımız kickbox antrenörü ve beden eğitimi öğretmeni Serhat Akagündüz ve kickbox Dünya Kupası şampiyonu Emrah Yaşar. Tabii Emrah evladımız 0-2 ve 10 Kasım tarihleri arasında Karadağ'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Urfa'mızı ve ülkemizi temsil edecek. Tabii ondan çok ümitliyiz. Gerçekten özellikle yapmış olduğu inanılmaz derecede maçlarla, ortaya koymuş olduğu performansla biz Emrah'tan çok ümitliyiz. Ve tabii Emrah Sayın Cumhurbaşkanımıza da sözü var. Yani inşallah altını alıp yine Sayın Cumhurbaşkanı'na gideceğiz. Tabii burada biraz tabii bu başarıları nasıl elde ettiği konuştuk. İkinci periyotta da biraz da Karadağ'ı konuşacağız. Serhat tabii şimdi 10 gün kaldı. 10 gün falan kaldı. 10-12 gün. Emrah'ın durumu nasıl? Performansı nasıl? Emrah nasıl hazırlanıyor? Ne bekliyoruz Emrah'tan? Biraz da onları konuşalım. Hocam çok sıkı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet. Artık yavaş yavaş piramit baş aşağı vurdu. Yüklenmelerimizi biraz kestik. Evet. Biraz kilosu var Emrah'ın. Bu süreçte biraz dikkat edemedik. Kiloya yönelik biraz çalışıyoruz. Zaten teknik taktik olarak bu kısa sürede pek bir şey değiştiremeyiz. Kuvvet kondisyon olarak hiçbir problemimiz yok. Gayet iyi durumda. Genellikle zaten Emrah'ın maçları nakavtla bitiyor hocam. İnşallah Karadağ'da da aynı şekilde hiç riske koymadan İnşallah. Tüm rakiplerini nakavt edip altına alıp gelecek yani. İnşallah canım. İnşallah. Temennimiz o yönde. Allah sakatlık kaza bela vermesin amin, inşallah. Amin amin. Emrah çok ahlaklı bir çocuk. Yani Emrah'ın ailesi de öyle. Babası da öyle, çok düzgün bir adam. Yani abiler olsun, Emrah olsun. Dünya tatlısı. Şimdi bana diyecekler hoca gene burada suruçluyu hemen nasıl yiyor? Vallahi öyle yani. Neyse onu söylerim. Yani çok suruçluyu biz içeri bile almadığım suruçlular var yani. Burada bazen böyle bana takılıyorlar da. Ben zaten bütün Urfa benim. Yani bütün de Türkiye'nin hepsi bizim. Yani biz öyle şey genelde tekil bakmıyoruz. Dolayısıyla Emrah da hakikaten de hem teknik olarak hem taktik olarak kuvvet olarak başarılı bir sporcu olmanın yanında çok da ahlaklı bir çocuk. İnşallah Emrah yani uzun yıllar Allah'ın izniyle Urfa'mızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Yani Emrah daha 18 yaşında. İşte Emrah bu sene gençlere gidecek bu yıl. Bu yıldan sonra 2022 yılında artık Emrah büyüklere geçecek. Artık Emrah'ın bahtı açık olur inşallah. 10-12 yıl orada müsabaklık yapma dönemi başlayacak. Tabii bizim demin de belirttiğimiz gibi olimpik artık IOC bizi tanıdı, yani tam tanıdı. Dolayısıyla bize 2024'te de buyurun gelin dediği zaman inşallah o zaman Emrah. Tabii Emrah'ın yanında tabii bir sürü sporcularımız da var. Biz isteriz yani. Avrupa, dünya olimpiyatlara sayısız sporcu göndermek bizim hayalimiz. Biz her zaman yani bu sayıları nasıl arttırabiliriz'in peşindeyiz. Şimdi Emrah tabii biraz da Emrah'la konuşalım. Emrah şimdi Karadağ'da Avrupa Şampiyonası var. Geçen yıl Dünya Şampiyonası'na hak kazandın ama pandemi dönemiyle gidemedin. Onun tabii bir üzüntüsünü yaşadın. Hepimiz o üzüntüyü yaşadık. Ama Allah'ın izniyle inşallah Karadağ'da o geçen senenin, bu senenin ikisini birleştirerek güzel sonuç bize getireceksin. Karadağ'a nasıl hazırlandın? Durum nedir? Senin buradaki beklentilerin ne, hedefin ne? Biraz onu konuşalım. Karadağ'a çok iyi hazırlandık vallahi hocam. Sıkı bir tempoyla, sıkı bir antrenmanlarla. İşte Serhat Hoca'nın dediği gibi antrenmanlar bu ara biraz azaldı hocam. Kuvvet kondisyonunu çalışmıştık hocam bir ay, iki ay önce. Şimdi kilo yönelik çalışıyoruz hocam işte. Biraz kilom var. Boyun uzadı değil mi? Aynen hocam. Şimdi biraz... tabii Emrah, ben Emrah çok şeydir yani, çok naif bir adam. Çok zarif.
Yani tabii müsabakalarda ayrı. Emrah'ın iki yönü var. Emrah müsabakalarda ayrı bir şey oluyor ama normal hayatta öyle ki sporcuya yakışan budur. Şimdi tabii Emrah'ın biraz kilosu var. Ben kızdım Emrah'a, niye bu kadar kilon var diye. Kızdım, takıldım tabii. Hocam dedi, valla biraz da boyun uzamış dedi. Ya da tabii çok naif bir cevap. Ama tabii inşallah sıkıntı yok yani Emrah. Kiloyu da verecek. Emrah, oradaki hedefin ne? Ne yapmak istiyorsun? Biraz onları konuşalım. Yani hocam oradaki hedefim de bütün maçlarda olduğu gibi birincilik, altın madalya hocam. Evet. Ona öyle çok çalışıyor hocam. Valla beklentimiz büyük hocam. Evet, bizim de senden beklentimiz büyük yani. Onun için bizim senden beklentimiz büyük, Urfa'nın senden beklentisi büyük, ailenin büyük, hepimiz senden bekliyoruz. Çünkü sende o potansiyel var ya. Biz sana inanıyoruz yani. Emre hakikaten de. Sayın Cumhurbaşkanımızın da var. Biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız iki defa, Emrah'dan iki kez Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etme durumu oldu. Bir 2019 yılındaydı. Bir de bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyarete gittik. Tabii o orada da özellikle Emrah biraz müsabakalarında böyle şey, yani Emrah genelde nakavtla gidiyor. Biraz onlardan da bahseder misin Emrah? Niye maçlar nakavtla bitiyor? Sebebi ne bunların? İşte hocam bilmiyorum valla. Öyle gerekiyor. Neyse, inşallah Allah'ın izniyle Emrah orada güzel maçlar çıkartarak, ben Emrah'a inanıyorum. Performansını artık en iyi şekilde ortaya koyacağına inanıyoruz. Yani bir heyecan var mı şimdilik? Tabii hocam. Olmazsa olmazın heyecanı duruyor. Her zaman. Ama heyecanımız bizim oradaki şey, heyecan olacak ama heyecanımızı kontrol altında tutmamız lazım. Aynı hocam, zaten ringe çıkınca heyecan bitiyor hocam. Evet. Ya ringe kadar normal. Yani orada heyecan olur, rakip olur, bir şey olur ama ringe çıktığımız zaman artık biz heyecanın peşinden koşarız yani. Heyecan artık bizden uzaklaşır. Evet, heyecan hocam mutluluktur zaten. Ya. Evet. Yani senden ümitliyiz Emrah. Tabii ki orada hedef şampiyonluk yani. Aynen. Emrah'tan onu bekliyoruz. Emrah'ta o potansiyel var. Dolayısıyla Emrah da full kontak oynuyor. Yani şu anda Avrupa oyunlarında özellikle tabii IOC'nin de kabul ettiği branşlar içerisinde Emrah'ın full kontak, özellikle Emrah'ın o konuda söylediğim, gerçekten Emrah yetenek olarak, kuvvet olarak, kondisyon olarak, cesaret olarak, fizik olarak çok iyi konumda maşallah. Allah nazarlardan korusun. Biz Emrah'ın inşallah Allah'ın izniyle altını getirip yine burada Emrah'la güzel bir program yaparız. Şimdi tabii sayılı günler kaldı. Bunlarla ilgili bir çalışma olacak elbette. Hafif bir antrenman ama kiloya yönelik. Evet. Şimdi tabii Emrah geçen yıl oynayamadı. Yani evet. Geçen yıl dünya şampiyonasını hak etmesine rağmen pandemi dolayısıyla gidemedi. Gidemedi. Ama bu yıl elhamdülillah gidiyor. Peki bunların ikisini harmanladığımızda ne gibi bir durum var? Ne gibi bir çalışma var? Emrah'ın moralini, motivasyonunu arttırıcı ne gibi çalışmalar yapıyoruz? Yani öncesinde 2 ay önceydi sanırsam. Oyla Fatmaşı'ya gitmişti. Üzbekistan'a evet, gitmişti. Evet, Üzbekistan'a gittiler. Orada güzel oldu bizim için. İhtiyacımız vardı. Çünkü daha önce Emrah'ın dışarıya gitme şansı olmadı pandemiden evet, dolayı. Bir de bir şey oldu. Bir ön hazırlık oldu. Ön hazırlık oldu ve çıktı, çok rahat da oynadı. İyi bir rakibe karşı, Üzbek rakibe karşı, misafirdi yani Emrah orada. Yani çok güzel dövüştü. Zaten nakavtla bitti maçı hemen. Öncesi yani Avrupa Şampiyonası öncesi bizim için çok iyi oldu bu. Hem heyecan açısından, hem gidip o ortamı görme açısından, o sinerjiyi hissetme açısından. Burada bizim en büyük sıkıntımız, yani Emrah'a rakip bulamıyoruz. Evet. Burada maç yapamıyor. Spanning yapamıyor. İmkan olduğu kadar zaman zaman biz tölere etmeye çalışıyoruz ama yine de orijinal... Kendini feda ediyorsun yani. Bazen ediyoruz. Ya gerçekten şimdi tabii Emrah'a dayanmak kolay değil. Kolay yani. Değil yani. Allah rakiplerine yardım etsin. Yani tabii önce Emrah, Allah Emrah'a yardım etsin de. Tabii. Hakikaten de bu bizim için zor bir şey. İnşallah çıkacak yani.
Bugün Abraham bir köylüsü de gelmişti değil mi? Evet. Ben öyle gördüm sanki. Yani bu hocam şey anlamında bizi izleyen seyircilerimizin hani Şanlıurfa'da oturan özellikle çok kıymetli. Gerçekten Emrah'ın ailesini, Emrah'ı tebrik etmek lazım. Yani onların bu imkanlar onların hani çok yakınındayken Emrah ta Surucun bir köyünden kalkıp gelip gidiyor yani. Köyde bazen antrenman yaptırıyorum. Ailesini görmeye gidiyor mecburen bazen. Mesela bir hafta sonra evet. Yoktu. Ben kıyameti kopardım da işte sen dedin. Söyledim programı göndermişim diye. Yani gerçekten çok kıymetli bizim için. Ta oradan kalkıp gelmesi. Yani bir çocuğun hayalleri bu kadar önemli sayın seyirciler. Çocuklarımızın hani bu anlamda destekçisi olalım. Ailesi ilk başta sıcak bakmadı. Yani normal olarak yani kırsalda yaşayan aileler biraz spor kültürüne uzaktır. Evet. Sonrasında hani anlatmamız, açıklamamız sonucu bizi de araştırmışlar, güvendiler bizlere. Dediler size emanet. Sonrasında hani başarısını görünce zaten çocuk spor lisesine gidiyor. Destekçisi oldular, önemsediler. Yani takip ediyorlar durumu nasıl. Çok kıymetli bizim için bu. Umarım Şanlıurfa merkezde oturan ailelerimiz de bir an önce bu şeyin farkına varır. Şimdi tabii buradaki Urfa'da eksiklik şu. Değerli izleyiciler hakikaten de yani hangi branş olursa olsun. Elbette ki çocuklarımızı bir branşa gönderiyoruz. İşte bir ay gidiyor, iki ay gidiyor bilmiyorum ne falan. Ya bu elbette ki tamam gitsinler ama önemli olan yani bir söz var ya. Diyor kayayı delen diyor suyun gürlüğü değil diyor. Devamlılığıymış. Şimdi burada devamlılık sözü çok önemli. Yani şimdi mesela Emrah ben hatırlıyorum. Yani Emrah'ın işte mesela Serhat geliyordu işte hocam bu yurttan gelirken çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Yurtta kalıyor. Yurt müdürü haklı olarak tabii yurt müdürünün de kendine göre haklı gerekçeleri var. İşte hocam diyor yani bizde kalıyor ama işte velileri falan bizde bilemeyiz diyor. Yani işte sizin referans olursanız siz ona evet bu saatlerde burada derseniz bununla ilgili bize belge gönderirseniz biz bunu tolere ederiz bağlamında. Biz de aynı şekilde yaptık. Zaten Emrah çok ahlaklı bir çocuk olduğu için atıyorum o dediğimiz saatler bittiğinde hemen yurda gidiyordu. Şimdi bu mesela bununla beraber işte Emrah köyde kalıyor. Yani şimdi Emrah'ın ailesi, anne babası köyde. Köyde kalıyor. Tabii orada zor imkanlarla geçimini sağlamaya çalışıyorlar. Ve buna rağmen mesela Emrah hiçbir zaman antrenman azminden vazgeçmedi. Hiçbir zaman çalışmaktan kaçmadı. Ve elhamdülillah bugün Emrah hem milli takımımızın vazgeçilmez oyuncusu. İşte bugün diyoruz inşallah Allah'ın izniyle Emrah gidecek oradan altını alıp bize gelecek. Yani bunlar önemli. Yani sizler de özellikle Urfa'da yaşayanlar için söylüyorum. Yani bu kadar imkanınız varken yani işte yanı başında işte burada bizim hem Karaköprü'de var işte bizim Serhat'ın bizim hem Yenişehir'de var işte şurada var burada var. Yani çocuklarınızı gönderebilirsiniz çocuklarınızın devam etsin der. Ama yani çocuklarımıza destek olmamız lazım. Yani çocuklarımızın bir şeyi başarabilmesi için çocuklarımızı motive etmemiz lazım. Yani iki ay işte çocuk bir yere gitti hadi bakalım çekelim değil. Yani bir başarı hikayesi var. Bu başarı hikayesinin temel sebebi inanmak, çalışmak. Dolayısıyla yaptığın işe ciddi sarılmak. Ona saygı göstermek. İşte bunlar önemli şeyler. Yani bunları yapabildiğimiz zaman o zaman işte bir şeyler ortaya çıkıyor yani. İşte bugün Emrah var, işte Fatma var, işte bizim orada bir sürü çocuğumuz var. Yusuf var, bizim o diğer Suruçlu çocuğumuzun adı neydi? Ömer Faruk var, Mevlana var, bir sürü sporcularımız var. Yanımızdan olup da başka kulüplere giden sporcularımız var. Bunlar da hep milli sporcularımızı biz gönderdik. Büyük şehire verdik. Buyurun. Şu an kaç tanesi de dünya şampiyonasında? Evet, İstanbul'a yani gidiyor. Şu anda mesela bizim yetiştirmiş olduğumuz sporcularımız var. İstanbul adına çıkıyorlar. Çıkabilirler. Yani önemli değil. Bizimki fabrika gibi. Biz yetiştiriyoruz elhamdülillah. Yani olay şudur. Yani eğer gerçekten çocuklarımızın bir şey yapmasını istiyorsak onları doğru hocalara verelim. Yani ben kickboks bağlamında konuşmuyorum. Hangi dal olursa olsun o işin ehil, o işte mahir olan hocalara teslim edin. Devamlılık esastır yani bizim işte. Devamlılık oldu mu, destekli oldu mu? İşte çocuklarımızla gurur duyarız yani. Böyle çocuklarımız Avrupa olur, dünya olur işte. Yarın olimpiyat olur.
Yani çocuk kendi hayatını kurtarır, işte çevresine ışık saçar, model olur, bilmiyorum bir sürü şey olur. Mesela Emrah geldi, işte Emrah'ın köylüsü de gelmiş. Aynen. Örnek olarak. Bakın bak, köyde Emrah bir şey başardı. Şampiyon oldu, Dünya Kupası şampiyonu oldu. İşte Avrupa Şampiyonası'na gidecek. İnşallah orada da Avrupa şampiyonu olarak bize güzel bir gurur yaşatacak. İşte köyden hemen etkileşim olmuş. Köydeki çocuk gelmiş hemen. Bu önemlidir. Yani burada domino taşı, domino etkisi yaratır. Onun için buradan bütün ailelere sesleniyorum lütfen. Ama şunu da altını kalın bir şekilde çiziyorum. Lütfen gönderdiğiniz hocanın da liyakatlı bir hoca olmasına özen gösterin yani. Bir hoca, hoca olsun yani. İşte geçmiş dönemlerde biz burada program yaptık. Dolayısıyla gördük yani hoca olmayan insanların çocuklarımıza ne kadar zarar verdiğini, çocuklarımızı gerçekten hayattan koparıp götürdüğünü de gördük. Spor doğru yapıldığında, bilinçli yapıldığında, liyakatlı insanlar nezaretinde yapıldığında faydalıdır. Onun dışında spor, yani o sporu yaptığınız zaman spor zararlıdır yani. Çünkü bilinçsiz spor vücuda zarar verir. Onun için buna dikkat edelim. Yavaş yavaş da tabii programımızın sonlarına doğru geliyoruz. Emrah, neler söylemek istersin? Dünya Kupası şampiyonu oldun. Şimdi de Avrupa Kupası'na gideceksin. 10 gün sonra. Bizi izleyenlere ne gibi mesajın var? Ne söylemek? İçinden ne geliyorsa söyleyebilirsin yani. Tabii hocam. Ben... Ailene, kocalarına, ne bileyim bizi izleyenlere. Tabii hocam, bu konuda büyük destekçim hocam ailemdir. Serhat hocadır ve sizsiniz hocam. Biz çalışıyoruz mesela hocam. Yani şeylerimiz olsun hocam. Yani çalışıyoruz hocam. Destek fazla var da hocam, siz veriyorsunuz, Serhat Hoca veriyor mesela hocam. Yetkililer mesela, sesleniyorum hocam yetkililere. Onlar da tabii hocam yardımcı oluyorlar da hocam bir yere kadar. Bu şekilde. Evet, yetkililerimizin de Allah razı olsun tabii. Yani evet, Sayın Valimiz yani Emrah'a burs bağladı. Yani tabii bizim Halya Belediye'miz sağ olsun. Yani gidiş gelişlerimiz de Allah razı olsun, ama başkanımla inşallah bir Avrupa şampiyonu olduğunda da görüşeceğiz. Dolayısıyla artık yani böyle değerli sporcularımıza hakikaten de sahip çıkmamız lazım. Emrah bizim göz bebeğimiz, yani Emrah bizim evladımız. Çok ahlaklı bir çocuk her şeyden önce. Dolayısıyla hem ahlaklı hem başarılı sporculara bizim Urfa olarak ihtiyacımız var. Gerçekten ihtiyacımız var yani. Çünkü sporcu olan, başarılı olan çocuklarımızın ahlaklı olması en azından rol model olarak gösterdiğinizde ve hatta rol model olarak alınan bir figür haline geliyorlar. İşte ardından gelen çocuklar da ona bakıyorlar. Yani onun oturmasına, kalkmasına, işte ne bileyim davranışlarına, şuna buna bakarak ona göre hareket ediyorlar. Onun için bizim ahlaklı sporculara ihtiyacımız var. Ha, bizim tabii tezgahımızdan geçen çocuklarımız Allah'ın izniyle hepsi pırıl pırıl. Bugün Emrah burada olduğu için söylüyorum. Hepsi birbirinden değerli, hepsi ahlaklı, hepsi edepli, hepsi terbiyeli. Çünkü bir laf var, sözü meclisinse diyor, at sahibine göre kişiler. Onun için biz burada olabildiğince önce, yani bizim tezgahımıza gelen çocuklarımıza biz önce ahlaki değerler öğretiyoruz. Yani bizim milli ve manevi değerler öğretiyoruz. Çünkü her şeyden önce yani bir sporcuda bulunması gereken temel prensip ahlaktır. Edeptir, saygıdır, sevgidir, hoşgörüdür, ortak paydada buluşma anlayışını gerçekten bilmesidir. Yani biz olabildiğince çocuklarımızı bunlara aktarıyoruz. Evet Serhat Hocam, Emrah maça gidiyor. Programımızın da sonuna geldik. Sen son olarak ne söylemek istersin bizi izleyenlere, yetkililerimize, herkese? Yani Emrah'ın gidip gelmesini dört gözle bekliyorum. O madalyayı Şanlıurfa'ya getirmesini. İnşallah, inşallah. Bu son gün, inanıyorum hemen. Evet, inşallah. Bu son 10 günü de çok iyi değerlendireceğiz. Evet, tabii ki. Psikolojik olarak, mental olarak son hazırlıklarımızı tamamlayacağız. İnşallah bizi orada güzel bir şekilde temsil edecektir. Şanlıurfa'nın buna ihtiyacı var. Şanlıurfalı çocukların bu tür şampiyonlara
rol model alabilmesi için bu noktada çok önemli tabii. Yani altyapıdaki çocuklar olsun, Emrah'ı tanıyan çocuklar olsun, her maça gidip geldiğimizde Emrah abiyi soruyorlar. Diyor, ne yaptı? Emrah abi ne yaptı? Şimdi Emrah'ın bir madalya, altın madalya geldiğini düşünürsek, altyapıdaki çocuklar için, salona gidip gelen çocuklar için çok büyük bir rol model olacaktır. Çok da etkili olacaktır hani. Umarım altın madalyayla döner, bizi gururlandırır. Bunu fazlasıyla hak ediyor kişiliğiyle, duruşuyla, çalışkanlığıyla. İnşallah hakkımız olanı alacağız diye düşünüyorum hocam. Buradan Şanlıurfalı hemşerilerimi spora davet ediyorum, çocuklarını spora kaydetsinler. Dediğiniz gibi hem Yenişehir'de Çağdaş Spor Salonumuz var, hem Karaköprü'de salonumuz var. Birçok branşta sportif altyapıyı veriyoruz zaten. Bilinçli bir şekilde, doğru şekilde bu hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Yani bunun kıymetini bilmek lazım. Çünkü bazen şikayetçi oluyor. Veliler diyor, hani yok diyor. Var ama yani biraz takipçisi olmak lazım. Dediğiniz gibi araştırmak lazım. Tabii, doğru hocalarla, tabii, doğru yerde, tabii, doğru tabii. Şekilde. Şimdi, biz bu işi ticaret amaçlı yapmıyoruz. Yani ne kadar zor bir iş olduğunu antrenör arkadaşlar bilir ya da bu işe tanık olanlar bilir. Hizmet anlamında bu, gerçekten... Bu lafını unutma. Evet. Şimdi ben bir daha bu gerçekten seslene verim dilimde tüy bitti. Yani geçen burada bir programda da özellikle gösterdik. Tabii üzüldüm yani. Bir mesela çocuğumuz kilo almaya gidiyor. Orada bir insafsız bir adama denk geliyor. Adam gerçek olmayan bir ilaç veriyor. Dolayısıyla bu çocuğa bir iğne yapıyorlar, doping iğnesi ve çocuk felç oluyor. Yani annesinin tabii burada feryat figanını gösterdik. Gerçekten yani bakınız mesela ben bu ülkenin milli takım hocasıyım ve bu Urfa'dan da il temsilcisiyim. Şimdi geçen günler bir tanesi gelmiş. İşte efendim biz şurada kickbox çalışıyoruz. Babacığım kim bu adam kickbox çalışıyor da adı nedir bu adam? Şimdi mesela bizde kayıtlıdır. Yani benim kaç tane antrenörüm var işte Urfa'da. Yeterlilik belgesi var mı? Yeterlilik belgesi var mı yok mu ben biliyorum. Şimdi adam söylediği kişinin ne antrenörlük belgesi var. Yahu ne bir şey var. Ben bile tanımıyorum bu adam kim. Yani çocuğunu oraya götürmüş. Hocam dedi biz oraya götürüyoruz. Bir de anlatıyor. Yani yalan dolan beyanları da var. Lütfen sakın sizden rica ediyorum. Bakın resmiyet var. Gençlik spora sorabilirsiniz. Bakın ben İl temsilcisiyim, milli takım hocasıyım. Gelin, olabilir yani illa buraya gelmek gibi zorunluluğunuz yok. Şurada, efendim ben şurada oturuyorum deyin. Yani hocam orada kim var, ne yapalım, ne edelim, o konuda da size yardımcı olalım yani. Hiç sıkıntı yok. Ama sizden rica ediyorum yani böyle gerçekten diploması olmayan, sporla ilgisi olmayan işte efendim yalandan dolandan 3-5 tane sahte belgelerle insanları kandırmaya çalışan insanlara da prim vermeyelim. Yani biz burada söyleriz. Ben doğru olanı konuşurum, anlatırım. Onun için gerisi de size kalmış. Buyurun son olarak sözlerinizi de alalım. Yani Şanlıurfalı kardeşlerimi spora bekliyorum. Sporun her türlüsü iyidir. Spordan zarar gelmez. Bunu uzmanlarımız da söylüyor. Bütün Şanlıurfalı kardeşlerime, Şanlıurfalı hemşerilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Bir başka programda inşallah şampiyon olarak burada tekrardan konuk oluruz. İnşallah. Evet. Emrah'a başarılar diliyorum. Gözlerinden öpüyorum. İnşallah bizi Karadağ'da en güzel şekilde savunacaksın orada. Temsil edeceksin. Altın madalyayı da boynuna takıp göğsümüzü kabartarak bizi kıvanç ve gururlandırarak şanlı bayrağımızı da göndere çektireceksin. Ona inancımız tam. Sana başarılar diliyorum. Serhat Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Serhat'a da başarılar diliyoruz. Evet değerli izleyiciler, haftaya başka bir programla buluşmak dileğiyle. Her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın, hoşça kalın.